Merhaba, selamlar. Bugün Bluetooth kulaklık inceleme serimizin ikinci videosuyla beraber sizlerle birlikteyiz. Bugün Vivo Airbus Lite Bluetooth kulaklığı inceleyeceğiz. Kutu içerisinde neler çıkıyor, bizi ne karşılıyor, bunları hep beraber göreceğiz. Evet, hızlı bir şekilde incelemeye başlıyorum. Kutu gene olduğu gibi Vivo'nun her zamanki gibi sade, şık bir kutusu bizleri karşılıyor. Daha önceki ürünlerinin çoğunda olduğu gibi de hep beyaz, şık bir ve sade bir kutuyla geliyor ürünümüz. Kutu içerisinden bir adet kullanma kitapçığımız hem Türkçe hem İngilizce olarak bizleri karşılıyor. Ürünün özellikleri neler? Bunları kitapçık sayesinde öğrenebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda ürün telefona nasıl bağlanıyor, yapmanız gerekenler vesaire her şey kitapçığında yazıyor. Hem Türkçe hem de İngilizce olarak bizleri karşılıyor. Aynı zamanda bir ucu Lightning, diğer ucu ise tip A şeklinde bir kablo bizleri karşılıyor. Alt tarafta ürünün Lightning şarj desteği bulunuyor. Kablo kalitesine baktığım zaman oldukça güzel diyebilirim. Ve uzunluğunu da şöyle göstereyim sizlere. Şu şekilde uzunlukta da bir kablo bizleri karşılıyor. Asıl ürünümüz olan Vivo Air Buds Lite ürününü hızlı bir şekilde incelemeye başlıyorum sizlerle birlikte. Tasarım olarak baktığımda Apple'ın genelde ikinci nesil kulaklıklarına benziyor. 1 ve ikinci nesil modele benziyor. Alt tarafta bir adet Lightning şarj girişimiz bulunuyor. Bunun dışında ürün oldukça kompakt bir yapıda. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde avucunuzun içine kolaylıkla sığıyor ve aynı zamanda dışarı çıktığınızda cebinize veya herhangi bir yere koyduğunuzda da sizi rahatsız etmeyecek derecede kullanım imkanı sunuyor bizlere diyebilirim. Kutunun tam ortasında bir adet şarj LED göstergemiz bulunuyor. Bluetooth cihazımızın şarj kutusunun şarjını buradan takip edebiliyorsunuz. Cihazı şarja taktığınızda kırmızı şekilde yanıyor ve eğer %100 doluma ulaştığında da tamamen kırmızı ışık otomatikman sönüyor diyebilirim. Şarj kutusunun 200 mAh batarya kapasitesi var. 0'dan 100'e yaklaşık 2 saatte doluyor. Arka tarafında ürünün bir adet resetleme butonu var. Buraya 5 saniye kadar bastığınızda telefonunuzdan bağlantısını otomatikman kesiyor kulaklığımız ve kendini resetliyor. Kulaklıklara baktığımda dediğim gibi Apple'ın ikinci nesil kulaklıklarla benzer tasarım var. Hatta direkt aynısı diyebilirim sizlere. Biraz taklitçi bir tasarım olmuş ama yine de güzel. Yan taraflarda kulaklıklarımızın dokunmatik sensörlerimiz bulunuyor. Videonun ilerleyen zamanlarında zaten bu sensörlere dokunarak hangi özellikleri aktif edebileceğini sizlere göstereceğim. Aynı zamanda burada bir mikrofonumuz bulunuyor. Telefon görüşmelerinizde sesiniz karşı tarafa buradaki mikrofon sayesinde gidiyor. Burada tekrardan telli bir tasarım bulunuyor ve aynı zamanda da burada da tekrardan mikrofonlarımız bulunuyor. Oldukça güzel, sade. Şöyle baktığım zaman kompakt bir yapıda. Hani çok ağır değil, gerek şarj kutusu da olsun. Hafiflik konusuna geldiğimde fazla bir ağırlığı yok. Yani taşınırken veya herhangi bir yerde kullanırken herhangi bir rahatsızlık hissetmeyeceğinizi düşünüyorum. Kulaklıklarımızın Bluetooth versiyonu 5.0. Bu sayede cihazla alan eşleşmenizde kopmalar vesaire en az seviyeye indirgenmiş diyebilirim. 30 mAh batarya kapasitemiz var. Bu sayede yaklaşık bizlere 4 saat kadar bir kullanım imkanı sunuyor. 4 saat içerisinde müziklerinizi, videolarınızı hızlı ve kolay bir şekilde izleyebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. 4 saat gayet yeterli bir süre diyebilirim. Kulaklıklarımızda aynı zamanda GPS konum belirleme özelliği var. Bu sayede iPhone'unuzdan kulaklığınızın nerede olduğunu bulabiliyorsunuz. Airbus'larımızın GPS özelliğini açmak için iPhone'larda bul kısmına geliyorsunuz. Aynı zamanda App Store'dan da indirebilirsiniz. Buraya geldiğinizde aygıtlar kısmında zaten otomatikman bağlandığı için Airbus Lite kısmını burada göreceksiniz. Şu anda da konumunu buradan görebiliyorsunuz. Diyelim ki bulmak istiyorsunuz, konuma gittiniz. Ses çal butonuna bir defa dokunuyorsunuz. Şu anda bekleniyor. Ses çala bir daha dokunuyorum. Şu anda mikrofonu da şöyle çıkartayım. Sesi sizlere göstereyim. Şu anda da bu şekilde ses çalıyor. iPhone'larda da GPS özelliğini otomatikman aktif ediyorsunuz buradan ve AirPods'larınızı buluyorsunuz. Android tarafına baktığımda Android tarafında böyle bir şey maalesef mümkün değil. Cihazımı bul kısmına girdiğiniz yalnızca telefonu buluyor. Herhangi bir şekilde de aygıt ekleyemiyorsunuz. Kulaklıkların bir eksi yönünden bahsedecek olursam genelde standart olarak AAC kodek de gelmekte. iPhone'larda AAC kodek oldukça iyi bir performans bizlere sunuyor. Ama tek eksik olarak SBC kodeyi desteklemiyor. Android telefonlarınızda bağladığınızda SBC kodek olarak gözükse de aslında AAC kodek ile işlev görüyor diyebilirim. Kulaklıklarımızın ses performansından bahsedecek olursam gerçekten yeteri kadar yüksek ses seviyesi bizleri karşılıyor. Müzik dinlerken hem baslar olsun hem tizler olsun oldukça yeterli. Kulaklıkları aynı zamanda
ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz sağ kulaklığı tek başına, dilerseniz de sol kulaklığı tek başına kullanabiliyorsunuz. Kulaklıkları bağladıktan sonra yeniden adlandırma özelliği var kulaklıklarımızda. Dilerseniz kulaklığın ismini kendi isminiz Ahmet'in Airbuds'ı veya işte Mehmet'in Airbuds şeklinde değiştirebilirsiniz. Oldukça güzel olmuş. Eğer kulaklığınız ismini orada görmek istemiyorsanız kendi isminizi veya herhangi başka istediğiniz bir ismi adlandırma işlemini yapabilirsiniz. Kulaklıklarımızın ses iletim frekansı 20 Hz'den 20 kHz'e. Genellikle zaten standart gelen bir özellik. Şimdi sizlerle beraber kulaklıklarımızı telefonumuza nasıl bağlıyoruz görelim. Telefonumuzun ayarlar menüsünden Bluetooth bölümüne geliyoruz. Burada bizi Airbuds Lite diye kulaklıklarımız karşılıyor. Bir defa üzerine dokunuyoruz. Eşleştiriliyor yazısı görünüyor. Eşleştir diyerek kulaklıklarımızı telefonumuza bağlamış oluyoruz. Aynı zamanda kulaklıklarımız şarj istasyonunun içindeyken kapağı kaldırdığımızda otomatikman hızlı bir şekilde telefonumuzla bağlantı kuruyor ve biz de hızlı bir şekilde kullanım sağlıyoruz. Kulaklıklarımızın yan tarafında dokunmatik sensörlerimiz bulunuyor. Dokunmatik sensörlerin şimdi özelliklerini sizlere anlatmak istiyorum. Herhangi bir kişi bizi aradığında sağ kulaklığa veya sol kulaklığa bir defa dokunduğumuzda çağrıyı cevaplayabiliyoruz. Çağrı bitirmek istediğimizde telefon görüşmesinde çağrı esnasındayken çağrıyı bitirmek istediğimizde kulaklığa bir defa dokunarak çağrıyı sonlandırabiliyoruz. Çağrı reddetme işlemini yapmak için kulaklığa iki kez dokunduğumuzda arayan kişiyi reddediyoruz otomatikman. Siri desteği bulunuyor kulaklığımızda. Siri'yi açmak için kulaklığa 2 saniye boyunca dokunduğumuzda hem sol hem de sağ kulaklığa 2 saniye boyunca dokunduğumuzda Siri'yi aktif edebiliyoruz. Aynı zamanda Android tarafına baktığımda da 2 saniye boyunca kulaklığımıza dokunarak Google Asistan'ı da aktif edebiliyoruz. Bir defa dokunarak müziğimizi oynatma işlemini ve bir defa dokunarak da müziği durdurma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda müzik dinlerken müziğimizi değiştirmek istiyorsak sonraki parçaya geçmek için kulaklığa 2 kez, önceki parçaya geçmek istiyorsak da kulaklığa 3 kez dokunuyoruz. Kulaklıklarımız aynı zamanda 10 metreye kadar kablosuz bağlantı imkanı sunuyor bizlere. 10 metreye yakın alanda kullanabiliyoruz. 10 metrenin dışına çıktığımızda da otomatikman bağlantısı kopuyor. Evet, şimdi sizlerle beraber ürünün hem mikrofon performansını ve aynı zamanda ses yükseklik seviyesini hem de oyun oynarken veya herhangi bir şekilde telefonumuzdan video izlerken ki gecikme performanslarını sizlerle beraber görelim. Merhabalar, şu an ölü telefon görüşmesindeyim. Kapalı bir ortamda sesiniz karşı tarafa Vivo Airbus mikrofonlarından şu anda duyduğum bu şekilde geliyor. Mikrofon performansını beğendiyseniz yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Şu anda sesimi Vivo Airbus Lite'ın mikrofonlarından duyuyorsunuz. Dış mekanda. Telefon görüşmenizde sesiniz karşı tarafa dış mekanda şu anda uygun bu şekilde gidiyor. Mikrofon performansını beğendiyseniz yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Özellikleri neler, kurulumunu nasıl sağlıyoruz? Güzel bir şekilde buradan görebiliyorsunuz. Bu da oldukça beni memnun etti. Aynı zamanda garanti belgemiz çıkmakta. İki ürünün kutusundan da 2 yıl ürünlerimiz garantilidir. Ve 2 tane de yedek silikon pad çıkmakta. Kendi kulak yapınıza göre, kulak boyutunuza göre hangisini daha rahat hissediyorsanız değiştirebilir, kullanabilirsiniz diyelim. Üründe Type-C şarj desteği bulunuyor ve bir adet de bir ucu tip A, bir ucu tip C Type-C şarj kablomuz çıkıyor. İki ürünün kutusundan da. Kulaklıklarımızın telefon görüşmesindeki mikrofon performansını, aynı zamanda oyun içerisindeki gecikme testini ve herhangi bir şekilde video veya müzik dinlediğimizdeki ses yükseklik seviyesini sizlerle beraber gördük. Ürün hakkında herhangi bir şekilde eleştiriniz veya beğenmediğiniz veya beğendiğiniz herhangi bir yön varsa yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Son bir değerlendirme yapacak olursam, müzik dinlerken ses yükseklik seviyesi beni oldukça tatmin etti diyebilirim. Gerek bas olsun, gerekse tizler olsun gayet yeterli seviyedeydi. Mikrofon performansını pek beğenmedim doğrusunu söylemek gerekirse. Sesim karşı tarafa bir tık boğuk gidiyor. Ama bunun da hızlı ve pratik şekilde çözümü var. Kulaklığınızın teki kulağınıza takılıyken diğer kulaklığı ağzınıza doğru yakın olarak tuttuğunuzda daha sesiniz karşı tarafa net bir şekilde gidiyor. Bunun da hızlı ve pratik bir şekilde çözümü şu anda görmüş olduğunuz gibi. Bugün sizlerle beraber Vivo Airbuds Lite Bluetooth kulaklığı inceledik. Kanalımıza halen abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımızda
yapacağımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.